Herkese merhaba. Bugün çok ilginç bir uzay yayınıyla karşınızdayım. Bugün Türkiye'den uzaya giden ilk dondurmayı göreceğiz. Hep beraber adım adım onun hazırlanışını, yükselişini, uzayın sınırlarına kadar gidişini takip edeceğiz. Üstelik burası Cape Canaveral ya da Boca Chica değil. Bu uçuş, bu fırlatma Türkiye'den gerçekleştirilecek. Burası Konya Bilim Merkezi. Ve Konya Bilim Merkezi'nden gönderilecek olan aracımız da 100 bin fitin üzerindeki bir irtifaya yükselecek. Yolcumuzsa bir astronot değil. Lezzetiyle bizleri uzaya çoktan götürmüş olan bir dondurma. Twister Cosmix. Cosmix dünyadaki lezzet misyonunu tamamladıktan sonra tekrar uzaya, kendi evine dönecek bugün. E.T. filmini hatırlayanlar var mı, izleyenler? Extraterrestrial kelimelerinin, dünya dışı bir varlığın bize misafir olmasıyla ilgili çok güzel bir filmdi. Orada da uzaylı da olsa kendi evini özlüyordu, değil mi? Oraya dönmek istiyordu. İşte bizim Cosmix de herhalde birazcık öyle. Birazcık kendi evini özlemiş olsa gerek. Şimdi onun dünyadan evine dönüş yolculuğunu izleyeceğiz. Çünkü dünyadaki lezzet misyonunu tamamladı. Tekrar uzaya, kendi evine dönüyor bugün. Beraberinde de sizlerin hazırladığı bazı mesajları taşıyacak. Bir yandan yer ekibinin çalışmalarına bakıyorum. Çünkü kaçırmak istemiyorum fırlatma anını. Hep beraber geri sayım yapacağız. O yüzden hazırlanın. Evet, ne diyorduk? Sizin de bazı mesajlarınızı ben birkaç gün önce Instagram'dan da duyurmuştum. Hadi bakalım mesajlarınızı gelin gönderin demiştim. Onları da beraberinde götürecek. Evet, şimdi yavaş yavaş fırlatma bölümüne doğru taşınıyor. Çok enteresan bir görüntü böyle. First person, birincil bakış açısıyla görüyoruz son hazırlıkları. Biliyorsunuz uzay görevlerine gönderilen araçlar bazen böyle beraberinde başka akıllı canlılar için hazırlanmış bilgileri de taşır. Yıllar önce gönderilen Voyager uzay araçlarındaki plakları hatırlayın. Dünyadaki canlılardan kaydedilmiş sesler vardı orada, görüntüler, çizimler vardı. Şimdi o araçlar çoktan güneş sisteminden bile çıktılar ve yolculuklarına hala devam ediyorlar. İşte bizimki de bugün sembolik bir uzay görevi olacak ve aynı geleneği sürdürüyor. Twister Cosmix de yükselirken beraberinde sizlerin hazırlamış olduğu mesajları taşıyacak. Şimdi şu anda hala yer ekibi hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Özel bir düzenekle dondurmanın tam karşısına yerleştirilmiş bir kameradan göreceğiz her şeyi. Aracımız önce yavaş bir şekilde saatte 15 mil, yani yaklaşık 24 kilometre bir hızla yükselecek, ama sonra onu taşıyan balon patlayacak ve serbest düşüşe geçecek ve bu esnada hızı saatte 200 mile, yani 300 kilometrenin üzerine çıkacak. Böyle bir yarış arabasının hızıyla aşağıya doğru gelecek, bir iniş gerçekleştirecek. İlk fırlatma anından itibaren hızla yükseleceğini tahmin ettiğim için şimdiden şu bilgiyi de vereyim. Bu teknikle, yani bir sıcak hava balonuyla ilk kez 1783'te bir deneme yapılmıştı. Ve o denemede, ilk yapılan denemede rekor yükseklik tahmin edin kaçtı? Sadece 84 fitti arkadaşlar. Yani yaklaşık 26 metreydi. Tabii o günden bugüne çok şey değişti. Artık bu balon, şu anda görmüş olduğumuz dondurmayı taşıyacak olan balon 14 tane GPS uydusuyla haberleşiyor ve bunlardan aldığı sinyalleri üçgenleyerek her an dondurmanın ve balonun bulunduğu pozisyonu ve irtifasını belirliyor ve bu bilgileri bize aktarıyor. Evet, hazır mıyız? Şimdi hep beraber geri sayımımızı yapalım o halde. Evet, bütün kontroller yapıldı. Kameramanlar yerini aldı. Herkes hazır. O zaman geri sayımı yapalım. 5, 4, 3, 2, 1 ve evet, yükselmeye başladık. Hemen etraftaki binaları görüyoruz. İşte o bahsettiğim ilk irtifaya da şu andan itibaren ulaşmış olduk. Konya Bilim Merkezi gözüküyor altta ve çok ilginç bir mimariyle. Şimdi bu yaklaşık 2 saat sürecek olan bu uçuşta bu aracımız da, yani bu Twister Cosmix'i taşıyan aracımız da yerde de bir mesafe kat edecek. 80 kilometre kadar bir menzili kat edecek. Evet, Türkiye'nin en yüksek gökdelenlerinin çatısından etraf böyle gözüküyor. 1083 feet'e ulaştık, 330 metre Eyfel Kulesi'nin yüksekliği bu. Bu arada fark ettiniz mi? Dondurmamız sadece yükselmiyor, aynı zamanda semazenler gibi dönüyor. Bu gayet normal bu arada. Yere yakın mesafelerde oldukça hafif olduğu için aracımız rüzgarın da etkisiyle bir yandan kendi ekseni etrafında dönebilir. Normal.
Don't panic, panik yapmaya gerek yok. Şu anda 2722 feet yüksekliğe ulaştık. Bugüne kadar yapılmış en yüksek bina olan Burj Khalifa bu yükseklikte. Ve aracımız troposferde yükselmeye devam ediyor. Tabii yükseldikçe etrafındaki sıcaklık da düşüyor. Ortalama her 100 metrede yarım santigrat derece, 0.5 santigrat derece azalıyor. Dolayısıyla insan için pek uygun olmasa da bu yükseklikte bu dondurma için gayet ideal şartlar oluşmaya başladı diyebiliriz. Tabii bu troposferin kalınlığı da değişken. Kutuplarda 6 kilometre, ekvatorlarda 16 kilometre ve bu kalınlık mevsimlere göre değişiklik gösterebiliyor. Evet, gerçekten çok enteresan, böyle başımızın üzerinde dönüp duran, yükselmekte olan bir dondurmanın görüntülerini izlemek. Bu arada onun taşıdığı mesajlardan da bahsedelim isterseniz. Evet, ilk mesajımız şöyle. Evine giderken Mars'a da uğramayı unutma. Ama Venüs'ten uzak dur, erirsin. Doğru söylemiş. Venüs biliyorsunuz çok sıcak bir gezegen. Bir başka mesajda Brom. Oo, ne olur arayı açmayalım. Her yaz gel, olur mu? Hadi bakalım diğer mesajımız. Uzayı çok merak ediyorum. Oraya donmadan çıkmanın bir yolu var mı? Güzel bir soru. Burası da artık senin evin. Sıkıldıkça dondurma, mondurma, kap bir şeyler, çık çık gel. Bir mesajımız daha var. Bakalım, bu da ilham verici bir mesaj. Sona sakladım o yüzden. Yapılana kadar her şey imkansız görünür. Şimdi yeri gelmişken dünyadan uzaya gönderilen ilk mesajı da hatırlatayım sizlere. Bu mesaj 1974 yılında bizden 25 bin ışık yılı uzaklıktaki M13 küresel yıldız kümesinin bulunduğu bölgeye doğru gönderildi. Ve mesajda 1'den 10'a kadar sayılar vardı. Deoksiribonükleik asit, yani DNA'yı oluşturan elementler olan hidrojen, karbon, nitrojen, oksijen ve fosforun atom numaraları. Bu DNA nükleotitlerindeki şeker ve bazların formülleri gibi bir takım bilgiler yer alıyordu o gönderilen ilk mesajda. Bir yandan dondurmamız yükselmeye devam ediyor. 16.834 feet'e ulaştık. Bu 5.137 metre demektir. Türkiye'nin en yüksek zirvesi, Ağrı Dağı'nın tepesine kadar çıkmış olduk. 29.029 feet yüksekliğe ulaştık. Burası da yeryüzündeki en yüksek nokta olan Everest Tepesi'nin zirvesiyle aynı yükseklikte. Uluslararası uçuş yapan yolcu uçakları genellikle bu yükseklikte uçmayı tercih ediyorlar. Ve atmosferdeki gazların da %75'i şimdi altımızda kaldı, aşağıda. Evet, artık ticari uçakların çıkabildiği en yüksek irtifaya ulaştık. Yukarıda hala bazı bulutları görüyorum. Onlar alto cumulus bulutları. Birazdan onların da içinden geçeceğiz. Ve evet, artık atmosferin yeni bir tabakasındayız. Burası stratosfer. 68.986 feet yükseklikteyiz. Bugüne kadar içinde insan taşıyan bir sıcak hava balonuyla gelinen en yüksek irtifa bu arkadaşlar. 2005 yılında Hindistan'dan havalanan bir balonla bu yüksekliğe erişilmiş ve bir rekor kırılmıştı. Bundan sonrasını artık insanlar dayanamaz, ancak dondurmalar dayanabiliyor. Şimdi bu dondurmamızı taşıyan balonun bu yükü taşıyabilmesi için içerisinde 1000 litre helyum gazı var. Bu gaz havadan daha hafif olduğu için rahatlıkla yükselebiliyor. Doğal lateksten yapılan bir balon bu. Yerdeki çapı sadece 3 metreydi ama yükseldikçe büyümeye başladı ve birazdan 2 katlı bir evden daha büyük bir hale gelecek. Neredeyse hiç ses duymuyoruz. Şu anda Armstrong hattına çok yaklaştık. Bakın, artık tüm bulutlar aşağıda kaldı. Yani atmosferik hareketlilik çok azaldığı için kameranın üzerindeki mikrofondan gelen ses diye bir şey yok. Hiçbir sesi kaydetmiyor. Bu irtifada sıcaklık -60 santigrat derece civarında. Basınç da böyle 0,0618 atmosfer gibi oldukça düşük bir seviyede. Bu kadar düşük bir basınç sıvıların kaynama noktasını 37 derecelere kadar düşürüyor arkadaşlar. Bu da tabii bildiğiniz gibi insan vücut sıcaklığına eşit. Dolayısıyla korunmasız olan bir insan bu seviyede olursa kanı kaynamaya başlar. Buharlaşmaya başlar hatta. Bir başka bilgi daha vereyim. Böyle çok yüksek irtifada uçan jet uçaklarını görmüşsünüzdür. Pilotlar böyle özel maskelerle falan onları kontrol ediyorlar. İşte eğer onlar bu limitin üstündeyken kokpit bir şekilde basınç kaybederse pozitif basınçlı bir oksijen maskesi bile pilotun bilincini yerine getiremez. Evet, nihayet
uzayın kenarına kadar geldik. Bakın üst tarafta lacivert ve siyaha doğru geçişi görüyoruz. Buradan sonra artık dünyada yaşayan hiçbir canlı korunmasız olarak hayatta kalamaz. Tardigratlar hariç. Ne demek istediğimi daha önce yaptığım bir videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Şu anda uçakların rotasının ve Everest'in yüksekliğinin 3 katından daha yukarıdayız. Artık yavaş yavaş Twister Cosmix'e veda etme zamanı da geliyor. Normalde bu yüksekliğe Twister Cosmix'i getirmek isteseydik, üst üste onları dizerek yapmaya çalışsaydık, tam 169.195 tane dondurmayı üst üste koymak zorunda kalırdık. Epeyce fazla sayıda bir dondurma ve muhtemelen çok küçük bir dokunuşla yıkılacağı için balon yardımıyla uzayın sınırına götürmek daha mantıklı diye düşünmüş arkadaşlar. Bence çok da haklılar. 105.466 fit yüksekliğe ulaştık. Burası artık uzayın sınırı. Burası dünyanın bitip kozmosun uçsuz bucaksız enginliğinin başladığı nokta. Burası dünyadayken bizleri lezzetiyle uzaya götüren Twister Cosmix'in uzaydaki yuvasına sembolik olarak yapacağı yolculuğun başlangıcı olacak. Her an balonun patlama sesini duyabiliriz. Ve evet. Duyuyor musunuz sesteki değişikliği? Balon patlayınca size söylediğim gibi çok büyük bir hızla düşmeye başladı. Ve biz de uzaylı dostumuza artık veda ediyoruz. Hoşça kal sevimli uzaylı. Ben bu noktaya bakınca bir başka anlam olarak da şunu hissediyorum. Eğer gerçekten dünya dışı bir ziyaretçi buralara gelseydi, aşağıda yaşayan çeşit çeşit renk renk insanlara, o insanların oluşturduğu topluluklara baksaydı eğer, hepimizin birbirine çok benzediğini söylerdi herhalde. Aramızdaki benzerliklerin farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğunu düşünürdü. Evet, aracımız yer çekiminin etkisiyle serbest olarak düşüşünü sürdürüyor. Bilim insanları başka bir yerde biz insanlara tıp atıp benzeyen insanlar olma ihtimalini çok düşük görüyorlar ama yine de aynı bilim insanları kozmosu akıllı yaratıkların dolduruyor olabileceğini de gözden uzak tutmuyorlar. Henüz gitmesek de görmesek de bu karanlığın, üstümüzdeki karanlığın bir yerlerinde canlı ve hatta akıllı varlıkların olabileceğinden artık neredeyse eminiz. O yüzden sembolik de olsa böyle bir uçuş yapmak ve Twister Cosmix'le mesajlarımızı uzaya iletmek bana çok anlamlı geliyor. Kozmik okyanusun kıyılarında bir şişenin içine yazılan bir not gibi iyi dilek mesajlarımızı da uzayın kıyılarına bırakmış olduk böylece. Evet, bir başka uzay macerasında tekrar görüşene kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın.